Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diyorum. BIST kapanışını genel bir değerlendirmesini yapalım. Geç saat oldu ancak vaktimiz oldu. Şimdi çok kısa bir analiz yapacağım. Trend şu şekilde. Düzeltiyorum trend çizgisini. Şu şekilde bir trend var. Yarın olası geri çekilmelerde bu trende kadar gelip ondan sonra potansiyelin yukarı doğru döneceğini düşünüyorum. Bugün bir kırılım gerçekleştirdi. Yukarıya doğru bir atak yaptı bankalar öncülüğünde. Sonra S&P'deki satışı bahane ederek, geri çekilmeyi bahane ederek endekste tekrar o sıkışma bölgesinin içerisine attı. Ama yükseliş trendi içerisinde bu açıdan olumlu arkadaşlar. Şöyle kısa vade bir trend var. Bakın şöyle bir hareket olması bir çeşit kama yani. Dikkatinizi çektiyse şuna benzer bir kama yapısı var. Bakalım bunu nereye kadar götürüp ondan sonra onay mahiyetinde bir geri çekilme söz konusu olabilir. Ondan sonra ise tekrar önünü yukarı doğru çevirecektir diye tahmin ediyorum. Yani genel olarak gündüz yapmış olduğumuz yorumdan sonra hiçbir şey değişmedi. Onu söyleyeyim. Normal trendi de bu. Yani alt bölge, trend bölgesi burası. 1090 bölgesi. Stop noktası da şu anda süper trendin olduğu bölge. 1092'ye denk geliyor. İkinci stop noktası da 1090 bölgesi, trend bölgesi. Bu stoplara riayet etmek kaydıyla şu bölgenin artık kırılması ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Dikkat ettiyseniz tepe noktaları biraz daha yukarıda kaldı ve uzun zamandır hareket etmeyen tahtalara da alım geldi. Bu açıdan görüntünün pozitif olduğunu söyleyebilirim. Gündüz detaylı yapmış olduğumuz analizden sonra hiçbir şey değişmedi arkadaşlar, onu belirteyim. S&P'de sert bir kırılım meydana geldi. 3300 hedefi. S&P videosunda ifade ettiğimiz rakam 3330'du. 3200 3325-26 noktasından döndü. Orada sert hareketler oldu. Aşağıda dip bölgelerde zikzaklı çok fazla maliyetlenme oldu. Bakalım orası tutunabilecek mi? Orada tutunursa bize de bu olumlu yansıyacaktır ki ben artık orada taban oluşturup yukarıya hamlenin geleceğini tahmin ediyorum. Ama 3300 bölgesinin kırılması bizde de endeksi zora koşar arkadaşlar, onu belirteyim. Bizim de kendi endeksimizin grafiği anlamında dikkat edeceğimiz noktalar şu bölge, burası ve tabii ki 1080 bölgesi kesinlikle. Ama şurada yükselen trend anlamında 1090 bölgesi. Yani biliyorsunuz trendler kırıldığı zaman sert satışlar geliyor. Şöyle trend bölgesi 1090 bölgesine dikkat etmek gerekiyor, onu belirteyim. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil, genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Yarın ola, hayrola diyelim. Yani değişen bir şey olmadığı için ekstra bir şey ilave etmedim. Onu belirteyim. Yani ben hala pozitif olduğumu da son olarak da söyleyeyim. Benim açımdan analizim hiç değişmedi. Aynen analiz geçerli. Trend kırılmadı. Şu trend kırılmadığı sürece de bu analiz geçerli olacak. Şu bölgenin üstünde kaldığı an potansiyel noktalar yukarılar oluyor. Onu da yine aktaralım. Yani ben pozitifim. İyi akşamlar arkadaşlar. Hoşçakalın.